Gördüğünüz gibi Sayın Muğla İl Müdürümüz ve yetkilileri tebrik ediyorum. İl Spor Müdürlüklerin görevi öncelikle tabii ki Türk sporuna hizmettir. Bu vermiş olduğu hizmeti de kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Çekebilirsiniz, şöyle çekelim. Evet. Antrenman sahamızı. Fethiye Spor zor durumda. Fethiye Spor Muğla ilini temsil eden, en üst düzeyde temsil eden futbol takımıdır. Şimdi burada Muğla ilini temsil eden, üst düzeyde temsil eden bir futbol takımına yani bırakın desteği, artık destek falan da istemiyoruz. En azından köstekte olmasınlar. Evet. Aşırı derecede sinirliyim. Yani bu yapmış olduğu çok ayıp bir şey. Ayıptan da öte terbiyesizlik. Sayın Spor İl Müdürümüzün yapmış olduğu. Burada altyapıda dahil olmak üzere antrenman yapabildiğimiz tek saha var Fethiye'de. Ve bu sahayı da gördüğünüz gibi elimizden aldı. 2,5 ay beklese ne olurdu merak ediyorum. Yani 2,5 ay daha bekleyip lig bittikten sonra bize bir yeni bir antrenman sahası tahsis ettikten sonra buraya gelseydi daha şık olur diye düşünüyorum. Düşüncesine açıkçası onu da merak ediyorum. Bence bu tamamen kasıtlı yapılmış. Fethiye Spor'a kasıtlı yapılmış bir davranış diye düşünüyorum. Kaldı ki belediye başkanımızdan almış olduğum bilgiler de kendilerine bundan birkaç ay önce gelip görüştükleri hem kulüp başkanımızla hem de sayın belediye başkanımızla İşçet Saatçi ile ve kendilerini de bekleyelim, lig bitsin, 2,5-3 ay sonra gelin, hem ruhsat anlamında hem de özellikle belediye olarak ruhsatın da dışında yapabileceğimiz, yardım edebileceğimiz bir şeyler varsa size yardımcı oluruz gibisinden bir görüşme de yapılmış. Bu da şunu gösteriyor, henüz daha inşaat ruhsatları bile yok. Yani inşaat ruhsatlarını almadan böyle bir eylemin içine girişmeleri de düşündürücü. Onun için Sayın Bekir de herhalde adı, soyadını bilmiyorum. O Muğla İl Spor Müdürü Bekir'i de kutluyorum. Hep beraber antrenman sahamız. Antrenman. Artık burada antrenman yaparız.